Herkese günaydın. 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yaptığımız etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz bugün. Atatürk Sağlık Hizmetleri Mesleki Yüksekokulu öğretim görevlisi Kamuran Çalış İbiş bugün bizimle ev içi kazalarında çocuklara ilk yardım eğitimi başlıklı bir sunum yapacak. Sunum esnasında sorularımız olursa chat kısmından yazabilirsiniz. Bunun dışında etkinliğimiz kayıt altına alınmaktadır. Sorularınızı kendisine ileteceğiz şayet olursa Kamuran hocama. Onun dışında birkaç video izleme durumumuz söz konusu olacak. Sözü ben hocama veriyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum Şamil hocam. Herkese hoş geldiniz diyorum öncelikle. Eminim çocuk arkadaşlarımız da çocuklarımız da gelmişlerdi, bugün katılmışlardı. Şu an katılıma bakıyorum, daha az, eminim biraz sonra artacaktır. Bugünkü konum ev içi kazalarımızda ilk yardım uygulamaları. Ama kimlere yönelik? Tabii ki siz çocuklarımıza yönelik olacak. Çünkü neden? Ev içinde en fazla kazalara maruz kalan kişiler siz çocuklarımız ve yaşlılarımız oluyor ne yazık ki. O nedenle bizler eğer ki başınıza bir şey gelirse çocuklar ya da sizin değil ailelerinizin başına da gelebilir bu durum. O durumda nasıl bir ilk yardım uygulaması yapacağız? Hep birlikte bunu öğreteceğim. İnşallah güzel bir eğitimimiz olur sonrasında. İlk konumuzla başlayalım. İlerletiyorum ama bir sıkıntım var. Bir saniye. Evet, slaytım ilerliyor sanırım Şamil hocam. Sıkıntı yok. Evet, evet. Buyurun hocam. Evet, en sık ne görüyoruz evimizde? En fazla gördüklerimiz genellikle özellikle mutfakta yemek yerken başımıza gelen solunum yoluna herhangi bir cismin kaçması, kanamalar özellikle ev içerisinde yine mutfak. Çünkü ev içerisinde kazalarda en fazla mutfakta kazaların görüldüğü görülüyor yapılan çalışmalarda da. Çünkü neden? En fazla kesici aletlerin olduğu yerler. Hem aileler açısından annelerimiz, babalarımız ve de biz çocukların özellikle merak ettiğimiz için çocuklar onları kullanmak adına kesici aletlerle iç içe olduğumuzda kanamaları görebiliyoruz. Kırık çıkık burkulmalar özellikle kaygan zeminlerde koşturma esnasında gördüğümüz ya da halı kilim gibi kaygan zeminlere takılma durumunda düşmeler ve düşmelere bağlı kırık çıkık burkulmaları da ev içinde en fazla gördüğümüz durumlar. Tabii bunun dışında yanıklar. Yanıklar da mutfakta da olabiliyor, banyoda olabiliyor, sıcak su buharı ile ilgili her yerde nerede olursa orada da yanıkları görebiliriz. Bunun dışında göz, kulak, buruna yabancı sim kaçması ki biz bunu özellikle siz çocuklarımızın meraktan yaptığımızı düşünüyoruz. Çünkü merak ediyorsunuz çoğu şeyi. Acaba burnuma kulağıma sokarsam ne olur, ne görürüm? Belki bu merakla ortaya çıkıyor ama sonucunda bazen canımız yanabiliyor. Bu durumda ne yapabilirim? Eğer böyle bir merakla bir şey yaparsanız, bu durum oluşursa nasıl ilk yardım uygulaması yapacağız? Bunu göreceğiz. Zehirlenme durumları özellikle işte ev içerisinde en fazla kimyasal maddelerimiz, temizlik malzemelerimiz olabiliyor. Ya da yediğimiz, içtiğimiz soğuk zincir bozulmuş yiyecekler olabiliyor. Ya da büyük anne, büyük babalarımızla birlikte yaşıyorsak ilaçlar ne yazık ki unutuyorlar, yaşlılarımız unutuyorlar bazen ilaçlarını ortada. Siz çocuklarımız da bazen bunları bir bonibon gibi zannederek alma durumunda zehirlenmeler ortaya çıkabiliyor. Tabii son dönemlerde özellikle COVID-19 ile birlikte ev içinde daha fazla zaman geçirmemiz ve bu arada tabii ev içerisinde arkadaş aramamız ve kedi köpeklerle en fazla arkadaşlarımız belki de onlar oldu, hayvanlarımız oldu. O nedenle hayvanlarla da olan iletişim içerisinde bazen istenmeden de olsa ısırmalara maruz kalabiliyoruz. Bu durumda neler yapacağız? Bunları anlatmış olacağım bugün sizlere. Tabii bunlara geçmeden önce ilk yardım diyorum çocuklar. Eminim hepiniz duydunuz daha önce. Yani ilk yardım dediğimde aklınıza ne geliyor? Keşke online değil yüz yüze olsaydık. Burada sizlerden cevaplarını almak isterdim. Hatırlayacaksınızdır derslerinizde olsun, sosyal medyada olsun. Muhakkak duydunuz. Adı üstünde aslında ilk yardım. İlk yardım nedir? Hatırlayalım isterseniz. İlk yardım. Herhangi bir yerde ki bu ev içi de olabilir, dışarıda, sokakta, bahçede, her yerde olabilir. Herhangi bir kaza, herhangi bir yaralanma, herhangi bir hastalık durumunda o an, o anki imkanlarla elimizde ne varsa onlarla birlikte yaptığımız hayat kurtarıcı uygulamalardır ilk yardım.
Bu hayat kurtarıcı uygulamalarda hiçbir zaman sağlık ekipmanı kullanmayız. Sağlıkla ilgili bir alet, cihaz, ilaç kullanmayız. Elimizdeki imkanlar ne varsa onunla müdahale etmeye çalışırız. İşte biz buna ne diyoruz çocuklar? İlk yardım diyoruz. İlk yardımı tabii ki kim yapar? Kim yapar ilk yardımı? Adı üstünde ilk yardımcı yapar. Herkes ilk yardımcı olabilir mi? Tabii ki ileride inşallah sizler de ilk yardımcı olacaksınız. Büyüdüğünüzde biraz daha. Şu an çünkü o sertifikayı alamıyorsunuz çocuklar. İlk yardımcı olabilmek için bir eğitimden geçmeniz gerekiyor. Eğitimli kişiler ilk yardım uygulaması yapabilir. Ama eğitimi almadan, sertifika almadan da yapabilirsiniz. Bunlar da nasıl? Bu farkındalık eğitimleriyle birbirimize yardım ederek, ailelerimize söyleyerek, o anki durumumuzun daha kötüye gitmesini engelleyerek yapabilirsiniz. Ama sertifikanızı alır, eğitiminizi alırsanız o zaman tam bir ilk yardımcı olursunuz. Uygulamalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. O nedenle ilk yardımcılar aslında uçan, şurada göründüğü üzere resimde, doktorlar değildir. Yani sağlıkçılar olmak zorunda değildir. İlk yardımcı herkes olabilir. Halktan kişiler de olabilirsiniz, çocuklar da olabilirsiniz. Ama belgesiz olabilirsiniz şu an. İlerleyen süreçte belgenizi aldığınızda kesin aldığınız belgenin süresine göre ilk yardımcı kabul edilirsiniz. İlk yardımcı olmak tabii biraz zor, şu anlamda zor. Çünkü herkes ilk yardımı yapamayabilir. Herkesin kişilik özellikleri farklı. Çünkü birbirinize benzemiyorsunuz. En yakın kendi kardeşlerinize bile benzemiyorsunuz. Heyecanlanabilirsiniz. Belki o an ortamı organize edemezsiniz. Arayamayabilirsiniz ya da bilginiz yeterli olmaz sağlıkla ilgili. İşte ilk yardımcı olabilmek için biz ne diyoruz? Önce hızlı düşüneceğiz, hızlı karar vereceğiz. Biraz sağlıkla ilgili bilgimiz olacak. Etrafımızdaki insanları çok güzel şekilde yönlendireceğiz. Bunları yapabilirse o zaman iyi bir ilk yardımcı adayı olabiliriz. İnşallah ileride sizlerden böyle bir şey bekliyoruz. Umut ediyorum çocuklar. İnşallah olacaktır. Evet, ilk konumuz neydi? Solunum yolu tıkanması. En fazla belki evde karşılaştığınız sizin ve bizlerin. Şimdi ilk bir soruyla başlayacağım. Bu soruyu çünkü benim sizin yaşlarda kızım var. Bana bu soruyu o sormuştu. Anne demişti, aynı anda hem yutkunup hem de nefes alabilir misin? Lütfen dener misin demişti. İnanın denemiştim o an. Hem yutkunup yemek esnasında hem deneme ve gerçekten sonucu iyi olmamıştı. Sizler deneyin bakalım şu an. Hem yutkunup hem nefes almayı. Yapabilecek misiniz? Evet, denediyseniz farkına varmışsınızdır. Aynı anda hem yutkunup hem nefes almak olmuyor gerçekten. Eğer bunu yapmaya çalışırsanız, hele ki ağzımızda yiyeceklerimiz varsa, o zaman ne olabiliyor? Çünkü bu yiyecekler direkt soluk borumuza kaçabiliyor. Bunu denemeyin ama bunu bilin. Çünkü bu ileride belki okullarınızda da duymuşsunuzdur. Benim kızım okulda duymuş çünkü bu cümleye bir soruyu. O yüzden gelip bana sormuştu. Biz de ne diyoruz? Yemek yerken, ağzınızda yiyecek varken hiçbir zaman konuşmayın. Belki bunu anneleriniz, babalarınız, büyükleriniz sürekli size söylüyor. Yemek varken lütfen konuşma. Yutkun, ağzındaki yiyeceği bitir sonra. Çünkü neden? Yemek yerken, yutkunma esnasında yemek borusu açılı, yemeklerimiz oraya gider. O esnada konuşmak istediğimde o ağız içerisindeki yiyeceğim direkt soluk borusuna kaçar. Ve o esnada boğulurum, nefes alamam. Ve direkt zaten öksürükle birlikte ne olur? Durumum daha daha kötüye gider. İşte bu durumda ne yapacağız? Nasıl bir boğulma var? Bunu göreceğiz şimdi, sizler anlatacak. İki tip bir boğulmamız var çocuklar. Ya kısmi tıkanır, o tıkanan madde, ya cisim ya da yiyecek, ya da tam tıkanır. Kısmi ne demektir? Soluk borusunu tamamen tıkamadan, yani yarısını tıkamıştır ama yarısını bile tıkadığı halde biz ne yaparız? Ondan rahatsız oluruz ve direkt otomatik olarak bedenimizde bir öksürme refleksi başlar. Biz istemeden. Eminim olmuştur. En fazla su içerken biz buna maruz kalıyoruz. Bir damla su bile kaçtığında soluk borumuza öksürmeye başlıyoruz. Biz de diyoruz ki evet, kısmi bir tıkanıklık varsa, eğer nefes alabiliyorsunuz, zorla da olsa ses çıkarabiliyorsanız bu bir kısmi tıkanmadır. İşte bu durumda öksürün. Zaten bir refleks başlayacak. Öksürün. Gerekirse yer çekimin etkisiyle daha kolay çıkması amacıyla başınızı aşağıya doğru eğip ve de kuvvetli öksürmeye çalışın. Kuvvetli öksürürseniz o madde, kaçan sıvı da olabilir, katı da olabilir, dışarıya muhakkak çıkacaktır. Ya da tam tersi, eğer yuttuğumuz o cisim büyük bir cisim olabilir. Bu ne yapabilir? Öksürürken şekil değiştirir ve de soluk borumuzu tamamen tıkayabilir. İşte tamamen tıkanma olursa o esnada hiç nefes alamayız.
sesimiz çıkmaz. Morarmaya başlarız. Ve otomatik olarak boğuluyorum hareket. İnanın bakın şudur, bu istemeden de olsa boğuluyorum hareketini ister istemez yaparız. Ya da etrafımızda sadece biz değil, büyüklerimizin de başına gelebilir. Ki biz bunu yaşlılarımızda da görüyoruz. Boğulduğunu ifade eden hareketi görürüz. İşte bu bir tam tıkanmadır. Burada müdahale etmemiz gerekir. İlk yardım müdahalesi gerektirir ve hızlı olmayı gerektiriyor. Çünkü neden? Tıkandığı için soluk borumuz oksijen gitmez. Nefes alamadığımız için beynimize oksijen gitmez. Ve belli bir süre sonra bayılır, bilincimiz kapanır. O nedenle bu durumda yapacağımız ilk uygulama, böyle birini görüyorsak hemen arkasına geçip, bakın bu resimde göründüğü üzere, sırtında iki kürek kemiğinin arkasında sırtına 5 kez vurmak olmalıdır. Başını aşağı doğru eğip iki kürek kemiğinin ortasından 5 kez vurup o cismin çıkmasına yardımcı olacağız. Eğer ki cisim çıkarsa kişi zaten nefes alır, hemen nefes aldığını belli eder. Nefes alacak yapar, böyle nefes aldığını görürsünüz. Cisim de ağzından dışarı fırlar. Ama çıkmaz ise o zaman yapacağımız uygulama nedir? Hemen mide basısı dediğimiz, karın basısı dediğimiz ikinci uygulamaya geçmek. Kişinin arkasına geçiyoruz. Kolların altından kollarımızı sıvazlıyoruz. Elimizi yumruk yapıyoruz. Bakın bir elimizi yumruk ve de baş parmağımızı çentik halinde yapıyoruz. Bunu göbek deliğimizle kaburgalarımızın bittiği alan oraya yerleştirip sonrasında ikinci elimle de arkasından tutup basıp yukarıya ittiriyorum. Basıp yukarı ittirerek o cismin çıkmasına yardımcı oluyorum. İşte bunlar nedir? Ne zamana kadar sürecektir? 5 kez sırtına vurdum çıkmadı. 5 kez de karın basısı yaptım. Hala çıkmadıysa o zaman tekrar sırta vurmaya döneceğim. Yani bu dönüşümle sırt ve karın basısı dönüşümü devam edecek. Ne zamana kadar? Tabii ki o cisim çıkana ya da yaralı olan kişi ya da cisim kaçan kişi elimizde bayılıp yere yığılana kadar. Yığıldığı an o esnada düz bir zemine yatırıp hemen 112'yi arayıp bilgi verip biz ne yapmamız gerekir? Temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajına başlamamız gerekiyor. İşte bu uygulamalar esnasında 112 dediğimiz 112 çok çok önemli. Bunu duydunuz. Her acil durumlarımızda acil çağrı nedir? 112 ile yapılır arkadaşlar. Tabii sadece acil çağrımız 112 değil, numarası farklı numaralarımız da var. Bunu biliyorsunuz. Eğer ki bir yangın olduğunda 110 yani 110'u arıyoruz. Doğru muyum? Ya da bir sıkıntı yaşadığımızda polisi ararken 115 yani ne yapıyoruz arkadaşlar? Pardon 155, 155'i arıyoruz. Bunlar nedir? Acil numaralarımızdır. Ama o an aklınıza gelmeyebilir ya da unutmuş olabilirsiniz. O durumda 112'yi unutmayınız. Yani 112'yi unutmayınız. 112 artık tek numaradan aktivasyon, tek numaradan çağrı oluşturulmuştur ülkemizde çağrı merkezleri sayesinde. 112'yi arayıp durumu doğru ifade ettiğiniz durumda o 112 aracılığıyla aynı olay yerine itfaiye de gelebilir, AFAD da gelebilir, herkes polis de gelebilir, size yardımcı olur. Her numarayı, her acil çağrısını tek tek aramak zorunda kalmazsınız. İşte biz de buna ne diyoruz? Tek numaradan çağrı diyoruz arkadaşlar. Çağrı merkezlerinin kurulması ile birlikte gündeme gelen bir sistemimiz. Evet, burada gördüğünüz üzere bebek olabilir, çocuk olabilir. Çocuksa, siz zaten çocuksunuz, sizin başınıza geliyorsa ebeveynleriniz bu şekilde dizini çömüp sizi ne yapması gerekiyor? Kollarını dizine yatırıp sırtınıza 5 vurup çıkmazsa karın boşluğunuza tek el. Siz küçük çocuklarda tek el, büyük yetişkinlerde 2 elimizi kullanıyoruz. Bebek de olursa 2 parmağımızla bu hemlik manevrası dediğimiz yabancı cismi çıkarma işlemini yapmış oluyoruz. Evet, bunlar da yetişkinlerde. Eğer ki evde yalnız da olabilirsiniz, siz de olabilirsiniz, ebeveynleriniz de. Şu an yanınızda aileleriniz de var diye umut ediyorum. Onlar da dinliyorlar. Onlara da anlatmış oluyoruz aynı zamanda. Tek kişi ise işte bu manevra yapacak bir kimse yoksa tek başımıza da yapabiliriz. İşte bu nedir? En çok kullandığımız sandalyelerin dayandığımız sırtlık kısmıdır. O kısma resimde görüldüğü üzere ne yapıyoruz çocuklar? Mide boşluğumuza denk getirip öne doğru eğiliyoruz. Bu şekilde 5 kez eğilmeyle mide soluk borumuza kaçan o yabancı cismin çıkmasına yardımcı oluyoruz. Bu şekilde de yalnız başımıza kaldığımızda kendimize yardımcı olabiliriz. Evet,
Var mı? Sorunuz varsa lütfen chatten yazalım soluk borusu ile ilgili. Bununla ilgili sunumumu bitirdim. Arada bir videomuz olacak. Bakalım Rambo neler yapmıştı Tolga ile birlikte. Onları göreceksiniz çocuklar. Hemen onu izleyip sonrasında kanamalarla devam ediyoruz. Hocam şimdilik soru yok. Videoya geçiyoruz. Teşekkür ederim. Birinci videoyu seyredeceğiz. Evet. Ondan sonra temelde demiş ki... Şu an gözüküyor mu hocam? Ben de görmüyor. Ben sadece slide'ımı görüyorum. Slide'ınızı tamamlamış mıydınız hocam siz? Slide'ım tamamlandı. Tam ekranda. Çıkabilir miyim tam ekranda? Escape yapıp çıkabilirseniz siz de görebilirsiniz videoyu. Çıktım. Yani şu an video gözüküyor mu? Ben de görünmüyor. Ana ekrana tıklıyorum ama görünmüyor. Bir saniye lütfen. Şu an gözüküyor mu hocam? Şu an bende görünmüyor ama diğer katılımcılarımızda var mı bilmiyorum. Şu an gözüküyor olması lazım. Şu an görebiliyor musunuz hocam? Ben de görüyorum. Görebiliyorum sadece. Ben Karadenizliyim Durda. Bir saniye hocam. Yani katılımcılarımız görüyorsa, benim görmem şey değil, sıkıntı değil. An gözüküyor olması lazım. Sharing. Bir saniye hocam, özür diliyorum. Durumdan ötürü. Şu an gözüküyor mu? Evet, şu an görüyorum. Tamam, kusura bakmayın. Yani. Ondan sonra temelde demiş ki, uşa ben Karadenizliyim Durda. Aman Allah'ım ne yapacağım şimdi? Sakin olun. Ben ne yapacağımı biliyorum. Ben bir yardımcıyım. Tolga hemen Tülin'in anne ve babasına çağır. Turbo Tülin'e hemlik manevrası uyguluyor. Kızım, nasılsın, neyin var? Çok iyiyim anneciğim, şimdi rahatladım. Turbo, sizlere çok teşekkür ederim, kızımı kurtardım. Bir daha asla ağzımda bir şey varken gülmeyeceğime söz veriyorum. Hocam, diğer videoya geçelim mi hocam? Evet, şimdi kanamaları anlatalım, arkasından da diğerine geçelim. Teşekkür ederim, kanamaları anlatacağım. Tamam hocam. Şu an tekrar siz dosyanızı share yapmanız gerekiyor oradan. Hocam. Şu an video görünüyor hala. Aynı anda olmuyor sanırım. Videoyu sonlandırmamız gerekiyor. Şu an video sonlanmış durumda. Evet. Şu an siz sunumunuzu paylaşabilirsiniz. Yapabildim. Evet. Sizde görünüyor mu tam ekran? Bir saniye, şu an gözükmedi hocam. Ben de tam ekran şu an. Şimdi bir daha denememiz lazım. Şu an bir uyarı çıktı mı sizde? Yardı host now diyor. Siz sanırım şey yaptınız. Evet. Ben de tam şu an görebiliyor musunuz? Tam ekran bende. Maalesef hocam. O share screen ikonunu bir tıklar mısınız aşağıdaki? Tekrar tıklayalım. Bir saniye. Biraz önce çünkü girdim ama. Kamran hocam. Merhaba Filiz Hanım. Merhaba. Var mı sıkıntı? Takip ediyorum ama. Aynen. Tamam. Ne mi çizgi filmler mi? Sunumlardan mı geçemedik? Yok yok, sunuma geçiş yapıyoruz şimdi, sorun yok. Tamam. Tamam, kolay gelsin. Yansıttım, teşekkür ediyoruz. Yunu yansıttım. Buyurun, buyurun hocam, devam edebilirsiniz.
Evet çocuklar, şimdi kanamalara geldik. En fazla gördüğümüz. Önce kan nedir? Onunla isterseniz biraz sohbet edelim. Kanımız vücudumuzun damarları içerisinde dolanan bir dokumuz, biliyorsunuz, sıvı dokumuz. Vücudumuzu ısıtmaya yarıyor ve içerisindeki oksijen sayesinde. Ve oksijen de nedir? Tüm hücrelerimiz için, tüm doku organlarımız için gerekli bir elzem madde. Kanama olduğunda vücudun içine de olabilir, dışına da olabilir. İşte bu durumda kişi vücudunda yeterli oksijen dolanamadığı için bazen sıkıntılar yaşayabilir. Ne olur? Şoka girebilir. Şoka girip müdahale edilemezse de bayılır, bilinci kapanır. O durumda biz neler yapacağız onu anlatacağım. İç kanamalar çoğu zaman gözle görünmeyen kanamalardır. Herhangi bir hastalık, yaralanma durumunda vücudumuz içerisindeki organlarımız, damarlarımız yaralanır. Ve de vücudumuzdaki boşluklar, bunlar nedir? Kafa içi, göğüs boşluğu, karın boşluğu gibi yerlere kan sızabilir. Bunu biz ancak kişi rahatsız olduğunu söylediğinde, işte nedir? Soğuk soğuk terliyorum, buz gibi oldum, susama hissi oldu bende, başım dönüyor, iyi değilim ya da çok sinirli olma gibi belirti bulgularıyla ne yapar? Kendini gösterir. Böyle bir durum gördüğümüzde, ki bu bebeğinlerimizin de başına gelebilir, kendi başımıza da gelebilir. Bu durumda 112 dediğimiz 112'yi hemen aramamız gerekir. Gerekirse düz zemine yatıp ayaklarımızın 30 derece yukarı kaldırılması gerekir. Bunun için, çünkü ana organlarımız, beynimiz, akciğerlerimiz ve kalbimiz oraya kanın yönlendirilmesi için. Çünkü onların daha fazla oksijene ihtiyacı var. O nedenle ayaklarımızı biraz yükseltiriz. Diğer bir kanamamız dış kanama. Dış kanama gözle gördüğümüz kanamalar. Bakın işte nedir? Bir çarpma, düşme ya da bir mutfakta yemek pişirirken kesme. En fazla nedir? İşte kesici aletlerimiz, bıçaklarımız ya da makasla herhangi bir etkinlik yaparken yanlışlıkla parmağınızı kesme gibi durumlar yaşamışsınızdır. Eğer yaşamadıysanız da lütfen yaşamanızı istemem tabii ki. Yaşarsanız da tabii yapılacak ilk yardım uygulaması ne olmalıdır? Hepinizin bildiği üzere kanamayı gördüğümüzde hemen temiz bir bezle o bölgeye en az 5 dakika bası uygulamamız gerekir. Bu temiz bir evde bulduğumuz her şey olabilir. Temiz olsun. Bir havlu olabilir, bir atlet parçası olabilir, bir kumaş olabilir ama temiz olsun, kirli olmasın. Çünkü neden? Derimiz bizim vücudumuzu dıştan saran, koruyan bir örtü. Bu örtü zarar gördüğünde mikroplar örtüyü aşarak vücudumuzun içerisine geçerler. O nedenle bunu önlemek amacıyla temiz bir bezle oraya 5 dakika basmamız ve sonrasında da kol, bacak, parmak neresi kesildiyse o parmağımızı ya da bacağımızı biraz kalp seviyemizden yukarıya kaldırmamız gerekir. Sonrasında da yakınlarımıza kim budur? Annemiz, babamız, büyüklerimiz, evde kim varsa hemen bilgi vermemiz gerekir. Çünkü neden? Eğer kanama 5 dakika içerisinde durmazsa o zaman ne yapılması lazım? 112 dediğimiz 112'yi muhakkak aramamız gerekir. İşte burada da göründüğü üzere bakın ilk resimde ne var? Bir kanama olmuş, temiz bir bezle bası yapılmış. Eğer ki bası yaptınız ama beziniz tamamen kan oldu, bu bezi kaldırıp ikinci bir bezi sakın koymayın. Bakın bu uygulama çok yanlış, bu yapılmamalı. Eğer ki bir şey varsa, kanama varsa ne yapılması gerekiyor? Üzerine temiz ikinci bir bezi koyup tekrar bası yapacağız. Bası uygulayacağız ve kolunu da kalp seviyesinden yukarıya doğru kaldıracağız. Yukarıya doğru kolunu tutacağız. Hemen de 112'yi arayıp bilgi vereceğiz. 112 geldiğinde zaten hastaneye gidip orada müdahale edilmesi gerekebilir. Bazen bu bir cisim de batabilir. Bu evde bir kalem olabilir, bir kesici bir ne olabilir, bir parça. Her şey olabilir. Yani bir bıçak olabilir, bir makas olabilir, her şey. Ki bunlar nedir? Battıysa eğer lütfen çıkarmıyoruz. Çıkarırsak daha fazla kanamaya görürüz. Şu an oraya battığı için şu an bakın burada bir kalem elimize batmış. Bunu çıkardığımda buradaki damarlar tamamen ağızları açılacak. Kanama daha fazla artacak. Kanamayı durduramayacağım. Şimdi bu buraya tampon görevi yaptığı için batan cismi hiçbir şekilde çıkarmıyoruz. Tam tersine sabitliyoruz. Çıkmasını engellemek amacıyla onu oraya güzelce monte ediyoruz. Tabii bunları kendimize de olabilirse yardım almamız adına yakınlarımızdan ailemiz olabilir, büyüklerimiz olabilir, bakıcımız olabilir, öğretmenimiz olabilir. Kim varsa onu hemen çağırıp bilgilendirip ve arkasından da sabitlemek gerekiyor. Lütfen bunları unutmuyoruz. Kanama dediğimizde kanama çok geniş.
Çünkü neden? En fazla da gördüğümüz burun, doğal delikler dediğimiz burun, kulak, anne üst dediğimiz rektal makattan kanamalar çok gördüğümüz kanamalardı. En fazla da burun kanamasıdır. Kimlerde görüyoruz? Özellikle siz çocuklarımızda. Çünkü neden? Bazen o minik parmaklarınızla burunlarınızı karıştırıyorsunuz. O esnada da burun içindeki damarlarda yırtılmalara neden olabiliyor. O nedenle ya da anneannelerimiz, babaannelerimiz ya da yaşlı dedelerimizin tansiyonu yükselebiliyor. O durumda burun kanamasını çok fazla görüyoruz. Burnumuz kanadı ya da birinin kanadığını gördük ev içinde. Hemen yapmamız gereken o kişiyi oturtmak. Önce oturtuyoruz, sakinleştiriyoruz. Bazen sizler ağlıyorsunuz, tabii korkuyorsunuz o kanadığında. Lütfen ağlamayın. Ağladığınızda o gözyaşı da gözyaşı su, sonuçta bir sudur, sıvıdır. Burun kanalınızda aşağıya doğru akmaya çalışıyor. Esnada orada kanamayı daha fazla arttırıyor. O nedenle başımızı aşağı doğru eğeceğiz. Burnumuzun bakın yukarıda sert bir kemiği var. Oraya değil, kemiğin bitindeki yumuşak nokta. Orayı sıkıca iki parmağımızla en az 5 dakika, 5-10 dakika aşağı doğru başımı eğip 5-10 dakika bası uygulayacağım. Bu esnada burnumdan nefes alamam, ağızdan nefes almaya çalışın. Lütfen sakın kanama olduğunda en çok yapılan hatalar burnu süngürmek, burnu yıkamak. Yani o kanı orada uzaklaştırmaya çalışılıyor ama bu yanlış oluyor. Çünkü neden? Su geldiğinde daha fazla kanama artıyor. Süngürdüğünüzde daha fazla artıyor. Çünkü bir basınç uygulamış oluyoruz. O nedenle ne yapacağız? Başımızı öne eğeceğiz. Burun kanatlarımızı hemen o kemiğin bitimindeki yumuşak kısma 5-10 dakika bası yapacağız. Ağızdan nefes alıp vereceğiz ve de sakin olacağız. 5-10 dakika içerisinde kanama olursa 112 aramamıza gerek yok. Tabii ki bu kanama tekrarlayabilir. Tekrarlaması durumunda kulak burun boğaz dediğimiz KBB polikliniklerine gidebiliriz. Ama 5-10 dakika bası uyguladınız, kanamayı durduramadıysanız o zaman 112 dediğimiz 112'yi aramamız gerekiyor. Lütfen başınızı sakın geriye atmayınız. Bu en çok yapılan yanlışlardan. Baş geriye giderse o kanayan şey ne olacaktır? Hem soluk borunuza hem yemek borunuza doğru geriye doğru akacak. O da sizi rahatsız edecek. Gerekirse de boğulmanıza neden olacaktır. Buna çok çok dikkat ediyoruz. Diğer bir yöntem de tamponlama. Yapılmaması gereken pamuk ya da bir peçeteyle kıvırıp hemen buruna tampon yapma işlemi en fazla sık gördüğümüz. Bu da yanlış. Neden yanlış? Çünkü o peçete, pamuk yapışabilen bir madde. Direkt tamponu yaptıktan sonra durabilir belki kanama. Belli bir süre sonra artık ondan rahatsız oluyorsunuz. Tamponu çıkarmanız gerekiyor. Onu çıkardığınız an yapışıyor o peçeteyle pamuk parçaları ve çektiğinizde orada ne yapmaya çalışıyor? Tekrar kanamayı artırıyor ya da oraya yapıştığı için çatlak damarın üzerine orada yapışıp kaldığı enfeksiyona neden olabiliyor. O yüzden tampon uygulamasını biz yapmıyoruz. Bu hastane ortamında özel tamponlarla sağlık çalışanlarımız, doktorların, hemşirelerin yapacağı uygulama. Biz ilk yardımda sadece başımızı öne eğip burunun kanatlarına 5 dakika basıyoruz. Evet. Hocam özür dilerim. Bir son 5 dakikamız toparlamanızı rica edebilir miyim? Nasıl yapalım? Yani videoyu izleyebiliriz arzu ederseniz ama isterseniz toparlamanızı rica edecektim. Kırık çıkık burkulmaları anlatıp iki videomuzu izleyip şey yapalım isterseniz Şahin Hocam. Olur mu? Tamam. Diğer bir uygulamamız kırık çıkıklar. En fazla işte kaygan zeminde düşme sonucu ortaya çıkıyor. Kırık da olsa, burkulma da olsa, çıkık da olsa yapılan uygulama aynı aslında çocuklar. Çünkü neden? Biz orada kırık çıkık burkulmanın ayrımını yapamayabiliriz. Şöyle kırık olduğunda şekil bozukluğu, ağrı, renk değişikliği ve de bazen o kemik uçları kırıldığında hareket ettirmeye çalıştığınızda sesin duyulur. İşte biz bunu istemiyoruz. Hareket ettirmeyiniz diyoruz. Kırık varsa, o kırık kol ya da bacaksa hareketsiz kalmalı. Kendi başımıza geldiyse lütfen hemen ayağa kalkıp yürümeye çalışmayın. Olduğunuz yerden seslenin evinizdeki büyüklerinize. Ve de onlar geldiğinde 112 hemen aramalarını istemeniz gerekiyor. Ve de o kırık bölgesini bir kalem olabilir, bir cetvel olabilir, bir karton olabilir, bir defter olabilir ya da bir yastık. Ne varsa etrafımızda onunla kırığı, kemiği destekliyoruz ve de elimizde bulduğumuz bezlerle bağlayarak hareketsiz hale getiriyoruz. Kırığı hareket ettirmiyoruz. 112 arayıp o şekilde başında bekliyoruz. Yoksa hareket edilirse o kemik uçları ne yapar? Çevre dokudaki damarları, sinirleri keser, sonra ikinci bir yaralanmaya neden olabilir.
Evet, bir de yanıklarımız var. Yanıklara girelim mi Şamil Hocam? Videoya mı geçelim? Yani aslında videolara hiç girmeden hızlıca toparlayabilirsek, ben o videoların bulunduğu linki chat kısmından paylaşayım katılımcılarımızla. Kendileri geniş vakitte izleyebilirler. Buyurun hocam. Diğer 3 bir şey dakikamız de kaldı maalesef. 3 dakikamız kaldı. en fazla yanıklarımız da evde mutfakta gördüğünüz. Bakın burada arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Şu an evet bir şeyler yapmak istiyorlar, sorumluluk almak istiyorlar ama bazen çok erken ve istemeden de yanıklara maruz kalabilirsiniz. Mutfakta aileniz yanınızda olmadan lütfen fırınlar, ocaklar, ütüler, kaynayan tencereler uzak duruyoruz yoksa yanabiliriz. Eğer her bir yanık olduğunda ilk yapacağımız uygulama o bölgeye taziksiz bir su olmalı. 15-20 dakika soğuk su altında tutmamız gerekiyor. Sonrasında eğer ki kabarcıklar oluştuysa bunları bül diyoruz, bunları patlatmıyoruz. Üzerine temiz bir bezle sararak o bölgenin daha fazla enfekte olmasını önlüyoruz. Tabii ki bunları yaparken de bir yandan el, kol neresi yandıysa, eğer bir takınız varsa, bilekliğiniz, saatiniz, yüzüğünüz bunları da çıkarmamız gerekir. Çünkü şişme ortaya çıkabiliyor. En fazla diğer gördüğümüzde elektrik. Çünkü neden? Özellikle küçük kardeşlerimiz bunları bilmiyor, oyun zannediyorlar. Elektrik kabloları prizlerle oyun oynarken elektrik akımına kapılabiliyorlar. İşte bu durumda ne olabiliyor? Orada bir yanmayı görüyoruz. El, kol nereden yakalandıysak ve elektriğin giriş ve çıkış noktalarında bir yanma. Bu yanma durumu normal bir yanık değil. Bu bir yaralanma. O nedenle bu yanmalarda soğuk su ya da suya değdirme işlemi yapılmıyor arkadaşlar. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Elektrik yanıklarında direkt temiz bir bezle sarıyoruz, eleve ediyoruz, 112'mizi arıyoruz ve hastaneye gidiyoruz. Çünkü neden? Elektrik yanıklarında en fazla gördüğümüz vücudumuz içerisinde kalpte en fazla yaralanmayı biz ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Kontrol ederek ne yapıyoruz? Oradaki yabancı cismi nemli bir bezle çıkarmaya çalışıyoruz. Ki biz bunu çoğu zaman görüyoruz değil mi? Annelerimize hemen bir peçete ya da başörtüsü varsa başörtüsünün ucuna hemen ne yapıyor? Dinlendirip gözümüzden bunu alıyor. Doğru uygulamamız bu. Ama bu kaçan cisim daha büyük olabilir, kum taneleri fazla olabilir, bir cam parçası olabilir. O zaman bunu yıkama yapın diyoruz. Tabii bunu siz kendi başınıza yapamayacaksınız. Aileniz de belki yapamayabilir. 112'yi muhakkak arayın bu durumda. Eğer ki çok batma varsa yıkayabilirseniz taziksiz bir su olsun. İşte bu nedir? Bir bardaktan suyu dökerek hafif o gözün tarafını kafanızı yan çevirip yukarıdan yavaşça suyu döküp aç kapama işlemiyle oradaki cismin dışarı çıkmasını sağlayacağız. Ama muhakkak öncesinde 112 arayacağız. İçerisine batan bir cisim olabilir. Bu bir cam parçası da olabilir, bir her kalem olabilir, ince bir çivi parçası olabilir. Eğer batan bir cisim varsa nasıl daha önce de anlattığımız üzere elimize kolumuza bir batan cismi çıkarmıyorsak gözümüze batanı da çıkarmıyoruz. O halde korumaya çalışıyoruz, çıkmamasını engelliyoruz. Gerekirse gözümüze bir karton bardak kapatıyoruz. O şekilde 112'yi bekliyoruz. 112 geldikten sonra hastane ortamında bu uygulama yapılması, çıkarma işleminin yapılması gerekiyor. Evet, sadece pardon, şurada oldu. Pardon, tekrar şehir yapıyorum. Evet, bu şekilde temizleyebiliyoruz içerisinde. Bakın burada bir çivi parçası, oltanın ucundaki parça, hepsini görüyorsunuz. İşte bu durumlarda da çıkarma işlemi yapmıyoruz. Diğer bir pardon kulak. Kulakta en fazla nedir? İşte biz çocukların merakla içerisine nohut, levlebi ya da bir oyuncak parçası ya da bir kalem ya da yaşlılarımız özellikle örgü ören anneannelerimiz o iğnelerin uçları bu şekilde kulağı temizlemek, kaşımak amacıyla kullanıyorlar, o iğneleri kullanıyorlar. Ama bunlar nedir? Kulağımıza zarar veriyor. Özellikle şişme etkisi olabilecek nedir? Bir leblebi, bir nohut, bir fasulye gibi yiyecekler. Eğer kulağa ittirildiyse istenmeden de olsa, bunu istemeden merakla yaptığınızı düşünüyorum. İşte bu durumda hiçbir şekilde suyla temas ettirmeyelim. Suyla temas ettirirsek çünkü o ne olacaktır? Suyla birlikte şişme eğilimi gösterecektir ve daha fazla kulağınızda zarara neden olacaktır. O nedenle herhangi böyle bir durumla karşılaşırsanız 112'yi arayıp hastane ortamında o cismin dışarı çıkarılması sağlanmalı. Biz bir cımbızla, yok iğne ucuyla ya da her farklı bir aparatla o cismi dışarı çıkarmak için
uğraşmayacağız. Bunu özellikle unutmayalım çocuklar. Bakın burada bir cımbızla uğraşıyor. Yanlış, çünkü ne olabilir? Daha fazla ilerleyebilir, kulaklarına zarar verebiliriz ve o anki durumumuz daha daha kötüye gider. İlk yardımda amacımız neydi? O anki durumumuzu ne yapmak? O anki durumumuzdan daha iyi duruma çekmek, kişinin sağlığını korumaktı. Daha kötüye gitmesini engellemekti ilk yardımın amacı. Buruna kaçabilir mi? Oraya da kaçabilir, bazen kaçıyor. Hangi burun deliğine kaçtıysa karşı taraftaki burun deliğini kapatarak süngürme işlemiyle o cismi dışarı çıkarabiliriz. Çıkmıyor ise o zaman çok fazla vakit kaybetmeden 112 arayarak hastaneye gitmeliyiz. Çünkü neden? Burun içerisinde nem daha fazla. O nedenle o kaçan cisim, şişme özelliği gösteren bir cisimse şişer, burun deliğini tamamen tıkar. Orada şişliğe, nefes almamaya, enfeksiyona, basıyla oraya bası yaptığı için kanlanmanın bozulmasına bağlı ikinci zararlar ortaya çıkabilir. O nedenle 112 arayıp muhakkak hastaneye gitmemiz gerekiyor. Evet, diğer bir ev içinde gördüğünüz uygulama zehirlenmeler. En çok biz sizlerde özellikle merakla bu mutfakların, lavabo, banyoların, dolaplarını karıştırmanız, biliyorsunuz. Eminim o dönemleri geçirenler de vardır, geçirmiş olanlar da vardır. Merakla o dolaplar karıştırılır. Karıştırılma esnasında görülen işte maddeler, temizlik malzemesi de olabilir, farklı madde de olabilir. Bunları istemeden içme, yüzüne dökme, elini yüzüne götürme gibi uygulamalara bağlı zehirlenmeleri görüyoruz. İşte zehirlenme nedir? İstenmeyen o maddenin vücuda fazla miktarı alınması durumunda ortaya çıkan bir yaralanma durumudur. Üç yolla görüyoruz genellikle. Bu nedir? İşte solunum yoluyla, soluma yoluyla da alabilirsiniz o zehri. Ağzınızda yemeyle, sindirim yoluyla da alabilirsiniz. Ya da elinize, cildinize dökülmeyle, cilt yoluyla da o zehri vücudumuza alabiliriz. İşte burada eğer ki bir sindirim yoluyla aldığınız bir besin olabilir. En çok gördüğümüz işte soğuk bezleyen, soğuk zincir bozulmuş besinler. Ya da temizlik malzemeleri, en fazla evde gördüğümüz bunlar yanıcıdır, kimyasal maddelerdir. Ve de ilaçlar. Biz bunları en fazla çocuklarımızda sizlerde gördüğünüz yanlışlıkla alınan durumlar. Eğer böyle bir durumla karşı karşıya kalırsanız, eğer bir kimyasal madde aldınız, istemeden de su diye zannettiniz, içtiniz. Ki en çok hatalar burada ebeveynlere düşüyor tabii. Temizlik malzemelerinin aslında uzak, kapalı ortamlarda olması gerekir. Sizlerin ulaşabileceğiniz ortamlarda olmaması gerekiyor. Ve de kaplarında durması gerekir o maddelerin. Bazen o kabın olması, hani azalması nedeniyle içme su şişesine, pet şişesinin içerisinde boşaltma eğiliminde bulunuyorlar. İşte bu durumda ne oluyor? Bazen su şişesi gibi görünen maddenin içerisinde aslında kimyasal temizlik maddesi oluyor. İstenmeden içilmelere neden olabiliyor. İşte bu durumda içerken zaten bir yanma, bunu hissedeceksiniz. O nedenle sakın kusmayın ya da kusturulmayın diyoruz. Ebeveynlerimize aynı şeyi söylüyoruz. Yanıcı kimyasal maddeler içmeyle zehirlenme ortaya çıktıysa kusturulmayacak. Hemen 112'nin hızlı bir şekilde aranması gerekirse 114 arın zehir merkezi, danışma merkezinden o içilen maddenin nötrleyen, antidotu olan madde neymiş onu araştırmak gerekiyor. Ve de 112 arın hemen hastaneye gidip hastanede o midenin yıkanması gerekiyor. Aynı şey ilaçlar içerisinde, diğer maddeler içinde kusturma işlemi üzerinden eğer ki yarım saati geçtiyse, bir saati geçtiyse hiçbir anlamı yok. Ama yarım saati geçmediyse kimyasal madde dışındakiler ne yapılabilir? Kusturulabilir. Bu da ebeveynlerinizin kontrolü altında olmalıdır. Neden? Çünkü kusturma esnasında eğer ki bilinciniz açık değilse yanlışlıkla soluk burnunuza o kusma içeriği kaçabilir. Soluğumuzu durdurabilir daha fazla. O nedenle ebeveynlerimiz yanınızdayken yediğiniz o madde kimyasal yanıcı madde değilse yarım saat içerisinde kusturulabilir. Evet. Şimdi bir donma yaşadı yeniden. Duyuyor muyuz Şeyhan Hocam? Tam ekrandan bir çıkın, escape yapın hocam. Evet, şimdi ilerledi. Şu an ilerledi. Sanırım orada bir donma yaşadık. Özür diliyoruz. Anlattığım üzere bunlara dikkat edeceğiz zehirlenmelerde. Solunum zehirlenmeleri de nedir? Hava yoluyla olabilir. Evde gazlar, tüp gazlar, doğal gaz değil mi? En çok gördüğümüz evlerimizi doğal gaz ısıtıyoruz. Havanın kokusu yok. Farkına varmıyoruz bazen kaçak olduğunu. İşte bununla ilgili bir bayılma, bulantı, kusma, baş dönmesi, uyku eğilim görüyorsak o zaman hemen kapı penceremizi açmamız, 112 aramamız ve de gerekirse o kaçağın bulunup tamiratın yapılması gerekir.
En sonunda kedi köpeklerimiz, sevimli canlılarımız, evimizde baktığımız arkadaşlarımız değil mi? Çok tatlılar ama bazen canları yandığında ısırabiliyorlar ya da tırmalayabiliyorlar. İşte bununla karşı karşıya geldiniz mi bilmiyorum. Eğer ki geldiyseniz belki ilk yardım uygulamasında bulundunuz. Olursa, ki olmasını istemeyiz ama olursa da evcil hayvanların aşısı var. O nedenle hani bir tetanoz, bir kuduz olma ihtimalleri çok çok düşük. Ama ısırdıkları yerde bir doku yaralanmasına neden oldukları için orada bir ilk yardım uygulaması, kanamayı durdurmak için bir ilk yardım uygulaması gerekebilir. İşte bu diş izi olabilir, bir tırnak, patilerindeki tırnakların izi olabilir. Bu durumda o bölgenin 5 dakika sabunlu suyla, bakın bu çok önemli çocuklar. Sabun nedir? Oradaki mikrop uzaklaştıran, yağı çözen bir maddedir. Sabunla 5 dakika su altında yıkayıp sonra bir temiz bir bezle o bölgeyi sarıp kanama varsa üzerine bası yapıp o kol bacağımızı kalp seviyesinin üstüne kaldırıp 112'yi arayarak beklememiz gerekiyor. Ki bazen olabiliyor. Biz onları sevmek isterken bazen canlarını yakabiliyoruz. Onlar tabii onun karşılığında bazen bizi ısırabiliyor. Isırdı diye canlarımıza lütfen zarar vermeyelim diyoruz. Bazen canımız yandığı için onlara zarar verebiliyoruz ama zarar verilmemeli. O bölgeye de hiçbir zaman krem sürülmemeli. Evet çocuklar, sonuna geldik. Ev içinde en çok gördüğümüz kazalar ve yapılması gereken basit ama hayat kurtarıcı önlemleri, ilk yardım uygulamalarını sizlere anlattım. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tabii ailelerinize de teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sizinle birlikte katıldılar. Başınıza gelmesini istemem ama gelirse de lütfen basit uygulamalarla ilk uygulamayı yapıp 112'yi aramayı bütün çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Çünkü 112 tek numara aktivasyonla birden fazla diğer çağrı merkezlerinde aktive ettiği için önemli bir numara. Her çocuğun bilmesi gereken bir numaradır. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sözü Şamil Hocam size veriyorum. Buyurun. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Çok aydınlatıcı bir eğitim oldu. Tabii yani ev kazaları deyince belki yüzlerce farklı durum söz konusu olabilir. Yaşadığımız, şahit olduğumuz, basında gördüğümüz. Dolayısıyla herhalde en temel olarak ihtiyaç duyulan şey bu konularda biraz farkındalığı arttırmak. Yani internette çok sayıda kaynak olduğunu görüyorum. Sizin özellikle tavsiye edeceğiniz kaynaklar, siteler, kitaplar varsa zikredebiliriz hocam. Tabii ki. Şu özellikle çocukların eğitiminde Türk Kızılay'ın çok fazla katkısı var. İnanın videolarımız da zaten gördünüz biraz önce Türk Kızılay'la. Çünkü onun dışında özel videolarımız yok. Türk Kızılay'ın öneririm sitelerinde eğitim kitapçıkları var çocuklara özgü yardım diye. Onları izleyebilirsiniz. Sonrasında yeni basılan kitaplarımız var. Özellikle doçent doktor Ahu Pekdemirli hocamızın, kendisi ilk acil yardım bölümünde öğretim üyesidir. Aynı zamanda KBRN ve fizyolojide doktorası yapmış bir hocamız. Onun çocuklar için ilk yardım diye bir kitabı var. Yeni yayınlanan bir kitap. Gerçekten çok dili de çok basit olmuş. Çocuklarımıza özgü olmuş. Ve bu ebeveynler eğer bu kitabı edinirlerse evde sadece ev kazaları değil, tüm ilk yardım uygulamalarıyla ilgili basit, anlaşılabilir uygulamaları anlatmış. Son güncel bir kaynak gerçekten. Onu önerebilirim. Her yerde eminim göreceksiniz, bulacaksınız. Onun dışında Sağlık Bakanlığımızın var. Özellikle Sağlık Bakanlığımız ilk yardım eğitici eğitmenliğinde kullandıkları eğitici videoları ve tabii videolar biraz yetişkinlere özgü ama teorik verilen eğitimler herkese genel olarak verilen, o eğitimler zaten kaynak olarak kullandığım eğitimlerde bunu önerebiliriz. Anladım hocam. Bir soru geldi, kusura bakmayın gördüm. Hocam neden ısırılan bölgeye krem sürmeyin dediniz şeklinde bir soru geldi. Aynen. Sonuçta orada bir yaralanma var. Yaraya hiçbir şekilde yağlı krem sürülmesi önerilmiyor. Tabii bu geçmişte yapılıyordu, ne yazık ki yapılıyordu. Herhangi bir yaralanmada, sonuçta bir böcek ısırması olur, hayvan ısırması olabilir, bir kesi olabilir, bir düşmeye bağlı yaralanma olur. Hemen oraya biz ne yapardık? Yağlı bir krem. İşte Riposin, Proesin, Pantenol gibi kremler. Ama şimdi yaranın temiz kalması gerekiyor iyileşene kadar. Biz kremi sürdüğümüzde suyla yıkadığımız o kremi oradan tamamen arındıramıyoruz. Arındıramadığımız için orada o yağlı krem mikroorganizmaları tutuyor. O nedenle yağlı kremlerin hiçbir yaraya sürülmesi artık önerilmiyor. O nedenle özellikle oraya yağ.
Yaralarda her gün bol bol yıkayın diyoruz. Mikroorganizmayı oradan uzaklaştırın. Biyofilm denen bir madde oluşuyor yaraların üzerinde. O da suyla uzaklaşıyor. Kremi sürersek uzaklaştıramıyoruz biyofilmi ve oranın enfeksiyon kapmasına neden oluyor. Anladım evet. Hocam. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Umarım yararlı olacaktır bu kaydı daha sonra izleyen insanlar için de. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli katılımcılar, 2021 Afyonkarahisar Aile Yılı etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen ev içi kazalarında çocuklara ilk yardım eğitimimizi tamamladık. Konuşmacımız öğretim görevlisi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan öğretim görevlisi Kamuran Çalış İbişti. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki etkinliklerde tekrar buluşmak dileğiyle. İyi günler.